Sabah erkenden uyanıp böyle toprağa dokunmak gerçekten çok iyi hissettirdi. Kini yedi bamba. Yere bırakılır mı? Nereye ne ektik, nasıl ilerliyoruz onları size gösterelim. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili takipçilerimiz, canlarımız, ciğerlerimiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umuyoruz her şey yolundadır sizin için de. Bizim için öyle çünkü. Umarız iyisinizdir arkadaşlar. Bu videomuzda da bir önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi fidelerimizi ekeceğiz. Fidelerimizi aldık. Yanında da burada şöyle şu kameraya göstereyim. Ata tohumlarımız var. İşte çıkmayan fasulye yerleri gibi ya da çıkmayan mısır gibi. Ya da burada daha birçok, ne bileyim, Washington karpuz, yayla karpuz, dolmalık yeşil biber, süper yer domatesi, etli çok acı Urfa biberi gibi. Ekeceğimiz bir takım tohumlarımız var. Tohumlarımız da var. Artan yerlere fidelerimizden o tohumları ekeceğiz. Evet, yani boşlukları da boş bir alan bırakmamak için aslında. İlgili böyle sıra sıra düşünüyoruz zaten, her şeyi düzenli ekeceğiz. Boş kalan yerlere de tohumlarımızı ekip değerlendireceğiz. Farklı zamanlarda çıkacak, o da biraz işimize geliyor. Yine bir önceki videoda bahsetmiştik biliyorsunuz. Burada bir komşudan gübre rica etmiştik. Şimdi hayvan gübresiyle fidelerimizi ekmeye başlayacağız. O zaman işimiz çok. Çalışmaya başlayalım. Yine çalıştıktan sonra video sonunda bir hoşçakal için burada son sohbetimizi ederiz arkadaşlar. Evet, kapanışta görüşürüz. Önce eksik kalan yere fasulyelerimizi ekelim. Biraz var hala kullanmak bunları. Şöyle bir 3 ya da 4 sıra değil mi? Sıra da 3-4 yerde çıkmamış. Atıyorum. İhtimali karış diye. Şöyle, şöyle bir şuraya, bir de şuraya. Zaten son iki tane kaldı biliyor musun? İşte hepsini kullanmış olduk. Biz hiç sarı mısır ekmedik. Ektik, ektik. Sarı ektik mi? Ektik tabii. Beyaz mısır oldu şu anda ya. Beyaz mısır. Beyaz mısır diyor. İster mi? Aynen, aynen. Beyaz mısır ekelim. Esas dikime başlamadık bile arkadaşlar. Gübremiz de burada arkadaşlar. Dün bulduğumuz inek bokumuz. Mia. Mia. Baba ne yapıyor kızım? Mia bebek, Mia. Çok tatlısın küçük kız. Bye. Çiğri ve yer. Kızı. İyi çıkarsa inşallah belki kendi tohumlarımızı alırız. Gittiğimiz şeyleri bir sulayalım diye damla sulamamızı açtık ama şurada şöyle bir patlak var ve susuz duruyor. Şimdi ona yeni ek bir parça takıp aslında tamir edeceğim. Tabii sularken nasıl olacak hiç bilmiyorum ama. Böyle. Deniz. Kapatayım mı?
Evet, çünkü diğer yerlere su gelmiyordu değil mi? Basıncı azaltıyordu. Evet. Evet, ektiğimiz şeyleri genelde en az bir sıra ekiyoruz ve hani düzenli dursun diye. Domates oldu şimdi. Önde iki farklı domates, arkada pembe domates. Buraya da tohumlarımızı ekelim bir sıra. Şunları da dolduralım. Şuraya da biber. Evet, yukarıya doğru biber salatalık olsun. Çok aşırı güneş olmasa da olur onlar için çünkü. İşte burası domates olur, burası biber olur, burası salatalık olur. Biber çok ama. Bir sıra biber olur. Evet, bir sıradan fazla olur biber. Mia. Mia. Yaha. Yaha. Afiyet olsun küçük kız. Güzel mi? Anne keki güzel mi? Çok tatlısın yine bu sabah. Her sabah olduğu gibi. Ne var? Çiçek var. Evet, pembe çiçekler var. Hadi gel babaya yardım edelim aşkım. Mor, mor. Evet, çekiyorum. Bu kızım da gülümsüyor tabii ki. Anneciğim. Anne. Canım. Efendim, annem, annem. Babaya buradan mı bakacağım? Baba. Baba. Canımız babamız değil mi kızım? Canımız babamız. Ay, ne kadar solucan var Deniz gerçekten. Baba mı? Baban evet. Bak baban. Baba. Evet. Tamam. Bunlar da acı kıl biberimiz. Acı alıyoruz biz özellikle. Ailecek acı seviyoruz. Mia dahil. Aynen, Mia bile yiyor acı. Evet, ben çukurları açtım. İçine gübre koydum. Filiz de arkamdan fidelerimizi yerleştirip. Şu an sabah erken. Fazla bahçesinde çalışan var yine. Evet, herkes çalışıyor. Evet, herkes çalışıyor. Evet. Sabah erkenden uyanıp böyle toprağa dokunmak gerçekten çok iyi hissettirdi. Dökme dökme, iyi tut. Hadi afiyet olsun. Kekini yedi Bambam. Yere bırakılır mı? Köyden gelmişti bu patatesler. Bayağıdır da bekledi. Biraz filizlendiler. Şimdi şöyle bir üstten filizleri alacağım. Sonrasında da toprağa ekeceğiz. İlk kez patates ekeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Yani bir sıra falan patates ekeceğiz herhalde değil mi? Yani bir, aynı. Ya bir çuvalda mı yapsak falan diye düşündük fakat o biraz... Ya hazır damla sulama var. Sulanıyor. Evet, verim alamayan da çok var. Yani şu an riske girmedik bahçemiz varken. Sen bir yaklaşık 20 tane falan boş yerimiz var. Onları da patates ekeceğiz. Bir sırada bir sıradır. Hatta oluyorsa hemen şuralara başka yerlere de kilitleriz. Daha sonra uzatabiliriz. Şimdi önce biz bahçemizi bitirelim. Hı.
Evet Filiz Hanım. Yoruldunuz mu? Benim imanım gevredi. Bir günde tarlaya ekince komple. Siz yemek olmuyor Tezcan Bey. İnşallah olurlar da. İnşallah. Valla şu patatesler olursa iyi olur. Valla hepsi olursa iyi olur. Evet yok patates çok ekstra fazla tüketiyoruz yani. Ya morlu anamız. Yemediğimiz bir şey ekledik zaten canım hepsi. Kabak, Filiz'in arkasında salatalık. Onun arkasında biberler, onun arkasında domates, onun arkasında fasulye. Bu solucanlara bak iyice coştular. Deniz. Evet. Uy. Baksana nerede? Her taraf solucan. Baksana şuna. Çok arttı birdenbire. Yağmur da geliyor. Yani patates aslında planlarımızda yoktu. Ama köyden gelen böyle küçük bir şey vardı patates. Son anda biraz artınca yerimiz. Çok da ekmedik aslında. Yani evet. Yarım sıra. Bir de tam tohumluk gibi küçük patates ya. Beyaz patates bu. Memleketten gelmişti. Tam tohumluk yani. Çok ufak. Zaten filizlenmişti de. Tabii yorulmadık dersek yalan olur yani. Ama tüm bahçemizi ektik. Şimdi birazdan konuşurken bir drone'la yukarıdan gene çekim alacağım. O çekimde nereye ne ektik tam olarak size göstereceğim. Yorucu bir günün ardından artık veda faslına başlayabiliriz. Bir günde tüm bahçeyi ektik. Bu biraz zordu. Tamam çok büyük değil ama çok ufak da değil. Evet. Baktığınız evet. Zaman bayağı fide ektim. Ellerim şu an gene bayağı kürekle kazmaktan bazı yerlerin su kabarcığı vesaire oldu. Ama yine tabii şikayet etmiyoruz. Bu bizim istediğimiz ve çok eğlendiğimiz bir şeydi. Sabah bayağı bildiğiniz güne böyle toprağa bulanarak başladık. Toprağa dokunarak. Bu bence çok büyük bir şans. Kesinlikle öyle. Yani özellikle de şöyle güzel mahsul alıp onlarla soframıza bir donatabilirsek çok daha memnun olacağız. Bu kadar emeğin de tabii karşılığını görmek istiyoruz. Ama yine de başlı başına yani toprakla uğraşmak ayrı bir keyifti zaten bizim için. Şimdi birçok şey ektik. Daha birçok şey de ekeceğiz. Şu an aslında bu konuşmayı yaptığımız yerde de sağlı sollu burada bir yol olacak. Sağında solunda işte marulumuz, rokamız, yeşilliğimiz, nanemiz, kekiğimiz gibi daha farklı şeylerin ekildiği bir yer haline getireceğiz. Yani aslında böyle salata gibi işte otları çok fazla şeye karıştırmak istemedik. Bahçe kısmına, ekili kısma karıştırmak istemedik. Sadece tarlaya inen küçük bir patika bırakacağız kendimize. Sağ solda sebze yatakları olacak. Tarlamıza da birçok şey ektik. Şimdi aslında isterseniz bir drone... Neler. Drone'la gene tepeden bir fotoğraf çekip nereye ne ektik, nasıl ilerliyoruz onları size gösterelim. Şimdi ilk kez tecrübe ediyoruz biliyorsunuz bu ekim dikim işlerini. Yani şunu yanına şunu ekseydiniz gibi tavsiyeler mutlaka gelecektir. O tavsiyeler. Yorumları bekliyoruz. Evet. Seneye mutlaka bir tekrar notlarımızın arasını alacağız ve ihtiyaç duyacağız diye düşünüyorum. Şimdi şöyle başladık. Aslında bahçenin çerçevesini mısırla yaptık. Değil mi? Bahçemizin kenarlarında. Üç köşesi mısır. Evet, üç köşe mısır oldu. Süt mısır ektik ve sarı mısır ektik. Onun dışında aşağıda üç sıra fasulyemiz var. Sırık fasulyelerimiz var. Sonraki üç sıra domatesimiz var ama şöyle. İlk sıranın 13 tanesi çeri domates. Diğer 13 tanesi yer salkım domates. Bir arkasına geçtiğimiz zaman komple sırık pembe domates. Bir arkasına geçtiğimiz zaman da oraya da tohum ektik, fide ekmedik. Orası da boydan boya pembe domates. Domates çok lazım. Hemen arkasında da yine biber var. Biberlerimiz de şöyle. İlk sırada kapya biberi var. Yanında acı turşuluk biber var. Onun yanında dolmalık biber var. Onun yanında acı kıl biber var. Arka sırasında Charleston biber var. Yan sırasında da Urfa etli ultra acı biberimiz var. Bir sıranın son 4 fidesi hariç hepsi salatalık, o son 4 tanesi de kabak. Bir sıra arkada aslında işler artık biraz karışmaya başlıyor. Bir bölümü patates, ondan sonra da patlıcan başlıyor. Patlıcanın hemen arkasında, hemen onun arkasında da karpuzla başlıyor.
Yanına kendi kavun tohumlarımızı ektik, ata tohumlarımızı. Onun yanında mor lahana var. Ondan sonraki neydi? Normal kara lahana var. Normal kara lahana var. Bayağı şey ektik. Tabii tabii. Bütün İnşallah pazar verim alırız. Bence. Aynen bütün. Yani kendi yediğimiz, pazardan düzenli aldığımız meyve hariç hemen hemen her şey burada. Yeşillikleri de buraya ektiğimiz zaman rokamızı, nanemizi, marulumuzu vesairemizi aynen. Gerçekten artık pazara son vermiş olacağız nihayetinde. Amacımız o. Bugün aynı zamanda kıymetli eşimin, Denizcan'ın doğum günüydü. Bütün gününü bahçede harala gürele çalışarak geçirdi. Çok evet, teşekkür ederim. Verimli bir doğum günüydü. Bayağı bizim için. Çalıştık. Ya belli bir yaştan sonra artık doğum günü kutlamak istemiyorsunuz bilmiyorum. Ben keza istemiyorum pek. Artık yaş almak istemiyorum. Burada çakılık alsam güzel olur. Ben yaşlanmak istemeyenlerdenim. Bakalım. Yaş konusuna hiç girmeyelim diye. Zaman ne gösterecek ileride? Bir yolunu bulursam yaşlanmamanın buradan size paylaşacağım. Paylaşacağım ama arkadaşlar. Ama ağır yaşayacak yani yavaş yavaş yaşayacak yeri bence bulduk. Evet. Yani İstanbul kadar, İstanbul'daki hayatımız kadar stresli bir hayatımız yok gerçekten. Çok sakin, çok dingin. Tertemiz doğa. Evet, inşallah böyle bir de daha sağlıklı beslenmeye başladığımızda kendimizi çok çok daha iyi hissediyor olacağız diye düşünüyorum. Bu arada videomuzu buraya kadar izlediysen demek ki beğendin. Videomuzu beğenip yorum yaparsan bizi de çok sevindirirsin. Belki de ilk kez bu videoda karşılaştık. Belki de henüz kanalımıza abone olmadın. Ama hiç geç kalmış sayılmazsın. Daha yolun çok başındayız. Sana sevgili abonemiz demek istiyorum. Hoş geldin demek istiyorum. Lütfen kanalımıza abone ol. Hatta tavsiye et arkadaşlarına. Bu arada kurucu üyelerimizden de böyle bir destek rica ediyorum. Lütfen yani varsa WhatsApp gruplarınızdan böyle eşinize, dostunuza tavsiye ederseniz. Çünkü gerçekten destek şu an ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Büyümemiz lazım. Evet. Büyüyelim ki videolarımızı devam ettirebilelim arkadaşlar. Gelecek Oscar'da hediyeler daha büyük olsun diye kanalın büyümesi gerekiyor. Aynen. Bildirim zilini de açmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda katıl butonumuz da aktif. Orayı da bir değerlendirebilirsiniz. Yorucu bir gündü ama çok da keyifli bir gündü. Biz fidelerimizi ektik ama hava durumu diyor ki yağmur gelecek. Şu an görüntüden de anlıyorsunuzdur. Hava gittikçe kararıyor. Bozdu evet. Gittikçe kapıyor. Biz herhalde bugün yağmayacak dedik. Bugün yağmurlu gösteriyordu. Ama birden hava kapadı ve böyle ufak ufak damla damla bir şeyler düşüyor. İki gün yağmur var burada yine. Sakarya yağmurmuş onu anladım. Yani geldiğiniz zaman. Amazon. Yorumlarda gelmişti ya. Siz haftada en az bir gün yağmur yağmasına alışın bence iki gün diye. Gerçekten öyleymiş. Öyle ya. Çamur bitmiyor. Ama yani o yağmurun bereketiyle de her taraf gerçekten yemyeşil. Renkler eminim sizi de büyülüyordur. Biz burada içerisinde kendimizi gerçekten müthiş hissediyoruz. Alice Harikalar Diyarında gibi. Özellikle ormana girdiğiniz zaman yani yeşilin bin tane tonu, böyle değişik çiçekler, pembenin tonları, kırmızının tonları, değişik böcekler, böyle arada değişik kertenkelesi, kaplumbağası, uzaktan sincap görüyorsunuz. Yani karaca görüyorsunuz. Karaca çıkmıştı daha önceden karşımıza. Biliyorsunuz ben Kerem Ali'ye yürürken ayı çıkmıştı ağacın arkasında. Doğanın göbeğinde yaşıyoruz. Bu yüzden de çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Biz de gördüğümüz bu mucize görüntüleri aslında sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Çok da güzel geri dönüşler alıyoruz. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Yani bunu aktarabildiğimiz için, anlaşılabildiğimiz için gerçekten ekstra mutluyum. Kendimizi ifade edebilmişiz ki gerçekten çok emin adımlarla ilerleyen bir büyüyen bir kitlemiz oldu diyelim. Yani dostlarımız oldu, arkadaşlarımız oldu. Çok güzel diyaloglar, iletişimler kuruyoruz. Bunun için tekrar teşekkür etmek istiyorum herkese. Evet, abonelerimizden görüşmeye başladığımız insanlar evet. Oldu, tanıştığımız insanlar oldu. Beklediklerimiz var. Beklediklerimiz var, düzenli konuştuklarımız var. Gerçekten bir aile gibi ilerliyoruz. Bu da bizi evet. Çok sevindiriyor. Yorumlarda gerçekten iyi niyetinizi hissediyoruz, samimiyetinizi hissediyoruz. Bu inanılmaz motive edici bir şey. Lütfen böyle devam edin. Biz de böyle devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar en kalitelisini, yapabildiğimizin en iyisini göstermeye devam yani edeceğiz. Her videomuz inşallah daha kaliteli olacak. Bu işten inşallah. Para kazanmaya başlarsak, kanalımızın bir getirisi, bir geliri olmaya başlarsa bunu da kanalımız için daha güzel nasıl çekebiliriz? Şu kamerayı alalım. Daha güzel sesleri nasıl kaydedebiliriz? Şu mikrofonu alalım. Drone'un bu modelini mi alsak? İşte ne bileyim bir ATV mi alsak? Daha güzel yaylalara çıkalım, ormana gidebilelim gibi değerlendireceğiz arkadaşlar. Evet yani biz kendi işimize de aslında biliyorsunuz online satış yapıyoruz. Bu işte de kazancımızı yine işimizi büyütmek için, işimizi geliştirmek için harcamıştık. Aynı şey zannediyorum YouTube'da evet. Da olacak. Çok daha kaliteli görüntüler olacak diye düşünüyorum.
Evet, veda vakti geldi çattı. Bugünlük bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Daha çok izlendikçe, daha çok beğenildikçe biz çok mutlu oluyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yorucuydu. Şöyle biraz kaysayı tam ortalayalım. Çok uzaktan çok resmi oldu işte. Nasıl? Yakınlaştırınca da boylarımız olmuyor aşkım. Yok yok, otur. Ama çok boşluk yok yani. Bir daha tutsam. Bu kadar çok bok arttı. Bize çok bok arttı diyor. Şimdi kaldırıcı girdim herhalde değil mi? Kalbimi kırıyoruz. Kalbini kırmam İstanbul aşkım. İstanbul gibi çimlere basmayacak mıyız ya? Biz niye bahçeliye taşındık arkadaş? İz yaptı, iz bak. Ama bu başka bir şey değil mi? Bunu ben yapmış olamam. Evet. Ben mi yaptım? Yürüye yürüye aynı yerden, aynı yerden, aynı yerden. Yürüme aynı yerden. Bence bambam yaptı. O da olabilir. Kimler gelmiş kimler? Uyanmış mı benim kızım? Günaydın babası. Aşkım günaydın. Keki de elinde. Gözler kapalı yemek yiyor. Kız sen tombik olacaksın ileride. Kek istedik de. Bizim canımız kek istemişler. Ah kızım. Hadi gez bakalım birazcık. Gezebilecek misin? Ayıldın mı? Baba. Özledim babasını. Babacığım. Hadi çalışalım. Hadi bakalım. Hadi iş başı. Susadın mı kızım? Ne istiyorsun? Çok yaşa. İyi yaşa. Mutlu yaşa. Sen ne yedin öyle ağzının kenarları böyle? Kek.